Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün bu elmaları kullanarak 5 ayrı ürün elde edeceğiz. Neler yapacağız peki? Elma şarabı, elma birası, cider, elma sirkesi, kalamposadan ikinci bir şarap ve son olarak elma püresi. Yani bu elmanın sapı hariç her şeyini kullanıp değerlendireceğiz. Tabii yan ürünleri yapıp yapmamak sizin tercihiniz. Öncelikle bu elmaları bahçelerinden topladığım Ali kardeşime çok teşekkür ediyorum ve onun dünyalar tatlısı annesinin ellerinden öpüyorum. Dostlarım, yapacağımız işlemler basit ama biraz zaman alıyor. Onu baştan söyleyeyim. Burada videoyu uzatmamak adına araç gereçleri tek tek anlatmama gerek yok. Hemen hemen her evde kullanılan araçları kullanacağız. Araç gereçleri, alet edevatları kullanacağız. Tabii burada önemli olan temizlik. Sanitize edip öyle başlayacağız. Araç gereçlerini sanitize edip öyle başlayacağız işlemimize. Burada elmaların suyunu alabilmek için katı meyve sıkacağı kullanabilirsiniz. Tabi bu her evde olmayabilir. Onun yerine bu şekilde kıyma makinesi kullanabilirsiniz. O da her evde bulunmayabilir. O zaman bu şekilde rende kullanabiliriz. Yani her şekilde çözebiliriz dostlarım. Ben kıyma makinesi kullanmayı tercih edeceğim. Katı meyve sıkacağım da posayla doldur boşaltta uğraşmak için buradan vereceğim. Tek celsede hepsi çıkacak. Kullanacağımız malzemelere gelince. Başrolde elmamız var. Şeker, su ve bal kullanacağız. Ben burada oranları vermeyeceğim çünkü duruma göre değişecek. Çıkacak suyu bilmiyoruz, çıkacak posayı da bilmiyoruz. Ona göre davranacağız. Bal burada koruma amaçlı olacak. Elmalarımızın kararmasını engelleyecek. Ayrıca ikinci şarap yapımında kullanacağız ve sirke yapımında kullanacağız. Sirke için ise ayrıca biraz nohut ve kalın bulgur gerekecek. Dostlarım lafı fazla uzatmadan başlayalım. Bu arada maya konusuna da değineyim. Maya olarak ben beyaz şarap ya da şampanya mayası kullanmanızı önereceğim. Çünkü çok daha lezzetli ve güzel bir sonuç ve daha yüksek alkollü bir sonuç elde ederiz. Eğer tedarik edemiyorsanız diğer videolarımda da bahsettiğim gibi ekmek mayası kullanabilirsiniz. Ama burada şimdi dikkat edilmesi gereken hususlar var ekmek mayasında. Onu videoyu uzatmamak adına burada bahsetmiyorum. Onu daha önce izleyen arkadaşlarımız biliyorlardır. Dostlarım, şimdi 6 dakikalık bir videomuz var, hazırlık videomuz. Ardından sonuçlarını göstereceğim. Kolay gelsin.
Evet dostlarım, sonuçlar burada. Gördüğünüz gibi çok zor değil, sadece biraz zaman ve emek istiyor. Şimdi sirkemizle başlayalım, ardından cideri anlatacağım. Sirke dostlarım 15 günden sonra üzerinde her gün karıştıracağız. 15 gün boyunca üzerinde böyle sirke anası oluşacak. Hafif böyle beyaz bir turşulardaki gibi beyaz bir yüzey oluşacak. O zaman karıştırmayı bırakıyoruz ve ağzını kapalı bir şekilde en az 2 ay bırakıyoruz. Ardından süzeceğiz ve yine bekleteceğiz tortusu çöksün diye. Sonra tekrar süzüp son berrak halini içeceğiz. Çok berrak olmuyor, hafif bulanık oluyor. Onu da belirteyim. Bir diğer belirtisi sinek, sirke sinekleri uçuşabilir. Bu normaldir. Endişe etmeyin. Etrafında bunun kokusuna geliyorlar ve sirke sinekleri oluşabilir. Sirkemizi anlattıktan sonra şimdi dostlarım bakın burada bir de kurabiyemiz var. Bunu da püreden yaptık. Son elde ettiğimiz elma püresinden güzel bir kurabiyemiz oldu. Dostlarım ikinci şarabımız şöyle biraz daha bulanık dediğim gibi tat olarak biraz daha beyaz şaraba benziyor. Çok gerilerde böyle bir elma aroması var ama daha çok beyaz şaraba benziyor dostlarım. Bu ise daha berrak, rengi de farklı zaten. Bu ise elma suyundan yapmıştık. Bu daha belirgin, elmayı daha belirgin hissediyorsunuz dostlarım. Şimdi cider konusuna gelirsek. Ciderin aslında telaffuzu cider ama ülkemizde cider denmesi tercih ediliyor. Kelime anlamı elma suyundan ürünler. Gazlı, gazsız, daha doğrusu alkollü, alkolsüz fark etmiyor ama daha çok gazlı ve alkollü olan şekline cider deniyor burada. Bunu ben elma suyundan yaptım. Şimdi göreceğiz bakalım. Daha önceki videomu izleyen arkadaşlarım hatırlayacaklardır. Şampanya yapımı videosunda anlatmıştık. Aynı tekniği kullanacağız. Bitmiş şarabımıza biraz şeker ekleyerek, daha doğrusu litre başına 8 gram olacak şekilde şeker ekleyerek gazlandırıyorduk şarabımızı. Bu da şampanya gibi olduğu için şampanya diyorduk. Şimdi biz de bunu aynı tekniği kullanarak bunu yapacağız. Ciderimiz de hazır olacak. Hangisini istiyorsanız yani ikinci şarap ya da orijinal meyve suyundan olan şarabımız hangisini isterseniz onu yaparsınız. Ben dediğim gibi elma suyundan yaptım. Şimdi bunu göreceğiz. Bu arada ben ölçüleri vereyim size dostlarım. Herkesin elinde terazi olmayabilir, ölçü olmayabilir. Litre başına 8 gram dedik. Tabii elinizdeki şişeye göre oranlamasını yapacaksınız. Fakat şekeri neye göre ayarlayacağız? Şöyle söyleyeyim. 1000 gram bölü 360 adet olan küp şekerler 2.77 gram eder. Hani adeta böldüğümüz zaman. Bir de 750 gram bölü 360 adet var. O da 2,03 gibi bir şeydi. Yani 2 gram yapıyor. Size ölçü olsun diye. Bir de çay kaşığı diyeceğim. Gerçi çay kaşıkları da standart değil ama hani bunu böyle dolusunu 3 gram olarak görebilirsiniz. Ben tarttığım için söylüyorum. Aklınızda yer etsin. Artık hangisi kolayınıza gelirse onu kullanırsınız dostlarım. Şimdi ciderimize bir bakalım nasıl olmuş. Bence çok güzel olmuş. Ama bütün tortu yukarıya çıktı. Şöyle göstereyim. Evet, maalesef bulanıklaştı. Çok güzel olmuştu ama yani köpüğü hemen söndü. Ama gayet güzel görünüyor. Dostlarım, anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.